Victor, bak burada kimler var. Senin cüzdanınla kaçana o iğrenç küçük serseri. Hadi evlat, başka şansın yok. Onu bize ver. Evet. Yüzük. Ne yüzüğü? Catherine! Sen kim olduğunu sanıyorsun çocuk? İğrenç kovulmuş küçük bir dilenciden başka bir şey değilsin. Sen bunlara dokunabilecek düzeyde değilsin. Sen ne yaptığını sanıyorsun? O sadece bir çocuk. Durdurun onu! Durdurun o çocuğu! Hassindir. Evet, benim de. Durdurun o çocuğu! Hassindir. Yüzük onda! Yakaladım seni, piç! Durdurun o çocuğu! Hassindir. Yüzük onda! Yakaladım. Durun o çocuğu. Hassiktir. Yüzük onda. Sakin ol evlat. Durun o çocuğu. Hassiktir. Yüzük onda. Çatıya çıkmaya çalışıyor. Yakalayın şunu. Zincirlenmiş. Verin şunu. Acele edin. Bırak. Ah, siktir. İşte orada. Siktir. Bu adamlar da kim? Buraya gel. Gitti.
Yakaladın. Kaç evlat. İşin bitti çocuk. Yakaladık onu. Pardon, müsaade edin. Gel Zeki! Buna bakmayın. Piç kurusu. Bak burada kim varmış? İyi misin? Niye titriyorsun bakalım? Sadece gözlerini kapat. Birazcık bile acımayacak. Gel hadi.
İyi misin evlat? Rahat ol evlat. Burada güvendeyiz. Hadi. Eğer istemiyorsan keyfin bilir. Benden ne istiyorsun? Azıcık minnettarlık iyi olurdu. Demin orada kıçını kurtardım senin. Sağ ol. Ama senin çıkarın ne? Yani sen bir hırsızsın değil mi? Bir prensibin olmalı. Sen ne ilginç biriymişsin be evlat. Senin hikayen ne peki? Bakın bayım. Alınmayın ama daha adınızı bile bilmiyorum. Hemen hallederiz. Victor Sullivan. Hemen sonra senin de kendini tanıtman gerekiyordu. Tamam. Umarım bana o yüzüğün neden bu kadar önemli olduğunu söylersin. Bu yüzük aileme ait. Ve ben de onu geri alıyorum. Bizzat Francis Drake'den kalma o. Evet öyle. Bunu sana nasıl açıklayacağımı bilmiyorum evlat. Ama Drake'in bir varisi yoktu. Hiç çocuğu olmadı. Evet. Ama İngiltere'deki karısıyla çocuğu olmadı. İyi bir tespit. Şuna bir bakayım. Hadi ama evlat. Onu senden alacak olsaydım bunu şimdiye kadar yapmış olurdum. Teşekkürler. Peki bu ne? Parvis me. Sic parvis magna. Yani küçük başlangıçların azameti. Onun ilkesiydi. Öyle mi? Biliyorsun, Kraliçe Elizabeth bunu ona 1581'de, dünyanın çevresini dolanıp İngiltere'ye döndüğünde vermişti. Onu o zaman şövalye ilan etmişti. Bunu sokaklardan öğrenmediğin besbelli. Bir çocuk nasıl Latince bilebilir? Rahibeler biraz ısrar etmişti de. Yani yatılı okula falan gitti. Evet, öyle de diyebilirsin. Pekala. O zaman orada bu yüzük ve o usturlapla ilgili olan biten şey de neydi? Bunu benim sormam gerekir. Onlarla çalışan sensin. Bak evlat. Müşteri bir şey ister. Ben de onu elde ederim. Bir ücret karşılığında. Hiçbir soru sormam. Bu sadece bir iş. Bana arkadaş canlısı göründü. Evet, her neyse. Zaten kovuldum eminim. Pekala, bak. İlk önce o bir usturlap değildi. Bu bir çeşit şifre çözme cihazı. Şuna bir bak. Dünyayı çevreleyen yolculuğu boyunca Drake Doğu Hindistan boyunca gitmişti. Ve dediğine göre 6 ay süren yolculuk sadece buradan burayaydı. Evet yani. İyi ama bu biraz garip. O denli geç gitmeyecek kadar iyi bir denizciydi. Bu en fazla bir ayını alırdı. Bir şey gizliyordu. Büyük bir şey. Nasıl büyük? Kraliçeden saklamaya değecek